efendim deniliyor ki en çok bu ittifak işbirliğini, daha doğrusu işbirliğine Oktay Vural karşı çıktı diyorlar. Efendim böyle bir şey bir partiye haksızlık olur. Bu parti bir mücadeleyle kurmuş, kimliği var, teşkilatları var. Yani siz özellikle mi yani ben partimin politikasını ve Türkiye'yi 21 yıldır mahkum eden bu süreci sona erdirmek için İyi Parti'nin güçlenmesinden yana bir politikayı destekliyorum. Yani bu politika bundan, mı bu politika mı güçlendirir İyi Parti efendim? Ayrı girmek mi güçlendirir? Evet. Bugüne kadar ittifakla ne oldu? Kutuplaşma dediğimiz süreç. Nihayet efendim, bir ara 13'e çıkmıştı oy oranı. Hatta 16'ya çıkmıştı. İşte 16'ya çıktığı zaman, 13'e çıktığı zaman İyi Parti'nin bu süreç içerisinde alternatifi, güçlü politikası kabul edilecek diye millet yöneldi. Ama kalkıp masa başı oyunları yapıp kendi iç iktidarları ve iç siyasi çıkarları için Türkiye'nin menfaatlerini öteleyenlerle bu işler olmaz. Dolayısıyla İyi Parti olarak bu eksende Saygı Bey 21 yıldır AKP iktidarda mı? Evet. Ne zaman AKP geriledi? AKP bu seçimde geriledi mesela. Ne zaman geriledi? İyi Parti'nin parlamentoya girdiğinden bu yana AKP'nin parlamento çoğunluğu var mı? Yok. 2019'da İyi Parti olmasaydı ne olacaktı? Büyük şehirlerin kazanılamazdı bir kısmı. Görüyor musunuz İyi Parti'nin gücünü? Ama efendim o da İyi Parti'nin ama beraber gücünüzü Hayır efendim İyi Parti'nin gücü. Şimdi kaldırdınız. İyi Parti olmadan oluyor muydu bunlar? Olmayacak işte. Olmayacaktı. Yine olmayacak. Demek olmayacaktı. Dolayısıyla İyi Parti'nin güçlenmesini istemeyenler mevcut iktidarı besleyenlerdir. Zayıflamasını isteyenler de onlardır. Zayıflatmak isteyenler de onlardır. Bozacı'nın şahidi Şıracı, Şıracı'nın şahidi Bozacı, Hacivat Karagöz usulü. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman Türkiye'de mecburiyet ve mahkumiyetle, zorlamayla, baskıyla, tehditle seçmen blokları oluşturup siyasi çoğulculuğu ortadan kaldırmak bizatihi tek adamcı, zihniyeti otoriterleşmeyi ve ondan sonra bu otoriterleşmenin bütün çoğulculuğu ortadan kaldırmasıyla totaliterleşmeye gönderir. Dolayısıyla İyi Parti olarak biz burada aynı zamanda demokrasinin gereği olan siyasi çoğulculuk gereği farklılığımızı ve kadrolarımızı ortaya koyuyoruz. 1 Nisan'da ne bekliyorsunuz? Efendim? Bu kararınızdan sonra 1 Nisan'da ne bekliyorsunuz? Kaç tane büyükşehir belediyesi alacaksınız? Ne olacak? Kaç tane büyükşehir belediyesi aldığınız zaman 2019'da alındı. 2023'te Türkiye'yi teslim ettiğiniz zaman yani siyasetin bir ilkesi olur. Bakın Deniz Bey. O zaman pazarlıkçı partiler olsun. Pazarlık ne? Değil, rakipleriniz efendim, bir ittifak siyaseti yapıyor. Siyaseti ne için yaparsınız? Kazanmak için, iktidar olmak için yaparsın. Siz kaybetmek siyasetin için karar almışsınız. Siyasetin ilkesi yok mudur? Vardır elbette ama. Ya, değeri yok mudur? Yani uğruna mücadele ettiğiniz bir değer yok mudur? Ama yani Machiavelli'nin isteğiyle, Machiavellist bir anlayışla, her türlü amacı, her türlü şeyi mübah gören bir anlayış, siyasetin şeyi olabilir mi? Bizim böyle bir siyaset anlayışı. Ama siyasetin de sonucu vardır. Siyasetin sonucu süreçten sonradır. Süreç ilkelerle bağlıdır. İlkesiz siyaset Montesquieu'yu alın. Bütün hepsini alın. İlkesiz siyaset toplumu totaliterleşmeye gösterir. Hangi ilkenin? Güce rağm etmeye gösterir. Güç sahibi olanın yok etmesine gösterir. Bunu üzülerek ifade ediyorum ki yani değerli anladım kardeşim. Anladım da aldığınız karar güç sahibini daha da güçlendiriyorsa. Hayır efendim. Nereden biliyorsunuz? Ben de diyorum ki İyi Parti'nin güçlenmesinden kim rahatsız oluyor, kim kaybediyor? Sorunuzun net cevabını istiyorum. İyi Parti'nin güçlenmesiyle AKP çoğunluğunu kaybetti mi? Ben bir tek İyi Parti'ye bağlamıyorum. HDP'nin parti olarak girmesi de etkili oldu. Siz HDP'yi... Parti olarak nereye girdi? 2011 yılında 70 milletvekili çıkardılar. Efendim çıkartabilirler 7, 7 Haziran seçimlerini İyi Parti sayesinde mi kazandılar? Ben de, o zaman da vardı. İyi Parti parlamentoya girdiği 2018'inde İyi Parti karşıtlığı yapmayın efendim. Hayır canım. Karşımda yani müsaade edin de bir basın mensubu olarak benim söylediklerimi topluma iletmeme de müsaade edin. Bakın ben diyorum soruyorum. Ki 2018 yılında İyi Parti parlamentoya girdi değil mi? Evet. 2018 yılından bu yana daha önce HDP yok muydu? Efendim 2011 yılında 7 Haziran 2015 seçimlerinde, hı hı, bu ülkede AK Parti çoğunluğu yakalayamadı. Koalisyon görüşmeleri yapıldı.
Efendim ne 2011'de? İyi Parti var mı? 2015'te. 2011 dediniz ya. 2015'te diyorum. 7 Haziran 2015'te. Tamam olabilir. Nasıl olabilir? O zaman onu niye görmüyorsunuz? Efendim, İyi Parti olmadan AK Parti şeyi kaybetmedi diyorsunuz. Ben de diyorum İyi Parti kaybediyor. Olduktan sonra oldu diyorum. İyi Parti'nin ben de diyorum ki İyi Parti'den yoktu, önce oldu. İyi Parti o zaman yoktu. Ama AK Parti meclisi kaybetti. Türkiye'de kutuplaşma siyaseti bu milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milli egemenliği korkuyla, baskıyla, tehditle manda himaye siyaseti taşıyamaz. Ne bu açık ve nettir. Evet böyledir. Ne kutuplaşma budur efendim. Şimdi birisi buraya oy verirsen devletin bekası gider diyor. Burasına oy verirsen bu gider diyor. Bu korku, baskı, tehdit değil midir? Bırakın da böyle siyasi çoğulculuk olsun. Lütfen istirham ediyorum. Ben parti olarak kendimi tarif edeyim. Oy verecek olan vatandaşlar, ben diyeyim ki ben bu sistemi istemiyorum. Biraz önce dediniz ki Seyit Bey'e İyi Parti muhalefete muhalefetlik yapıyor. Nerede evet, yaptı? Evet, bugün Meral Hanım'ın ne dedi? Şey konuşması, işte size çiçek getirip arkasından tehdit ederler. Ya kime söyledi size, ya? Tayyip Erdoğan mı çiçek getiriyor? Bahçeli mi çiçek ya, kime getiriyor? Kime söyledi? Korkak Yavaş ya, kime dedi? Asgari ücretle ilgili söyledi. Tek adamcı sistemle ilgili söyledi. Size çiçek mi getiriyor AK Parti? Adaletsizle ilgili söyledi. Müsaade edin de bunları atfettiğini söylediklerinize bir algıyla siz iletmeyin. Algı falan değil. Siz algı oluşturmayın. Hayır bakın böyle alakası? Bir şey değil. Ben siz biraz önce sözlerin başında şunu söyledim. Ben karşımda İyi Parti'nin politikalarını anlatmak istiyorum. Pozisyonu tamam, anlatmak. Ben de bakın, soru ben sormak istiyorum. Ben size şunu ben söylüyorum. Ben de soru sormak istiyorum. İyi Parti olarak ben bu tek adamcı, patronajlı kutuplaşma sistemini ben de karşıyım. Kabul etmiyorum. Ben de karşıyım. Ben demokraside siyasi çoğulculuğu kabul ediyorum. Bakın. Tamam ben de aynı fikirdeyim. Eğer öyleyse o zaman yerel yönetimlerde bile demokrasinin yeşil köklerinde partilerin hür ve müstakil olarak seçime gitmesi konusunda buna destek verseydiniz. Sayın Akşener doğru söylüyor deseydiniz. Yok ki. Buna şimdi kimse, siz illa... Ben size şunu sorayım o zaman. Müsaade edin. Soru sorayım. Ahmet Zeki Uçok bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki sunumu sizin toplantıda yaptı mı yapmadı mı? Ya yapabilir. Matematik mi, hamaset mi ifadesi geçti mi geçmedi mi? Ya efendim bunları sormayacağız mı biz? Burası yani? Bir siyasi parti. Bizim, burası da bir televizyon bizim, kanalı. Biz de soru efendim, soruyoruz. Gazeteciyiz ya, ama yapabilir. Yani. Yapabilir. Yapmasında tamam. Onun yapmasına tepki duyuyor. Şimdi hain mi Ahmet Zeki Uçok? Hayır. Bu farklı sizden hayır. Farklı düşünüyor diye. Hayır. Ama benim böyle yaparsanız AK Parti 67 ilde belediye kazanacak dedi diye Ahmet Zeki Uçok hayır düşman efendim. Mı size? Onun doğru tamam. Olmadığını da söyleyebiliriz. Öyle de olabilir. Tamam yani bunları dile getirmek niye siz ama o şey bir yapıyor? Siyasi parti mensubu. Siz siyasi parti mensubu ben değilsiniz. Ben gazeteciyim. Siz soru soruyorum. Siz siyasi parti mensubu değilsiniz. Ben siyasi yorum yapmıyorum. Soru soruyorum. Siyasi yorum yapıyorum. Ben soru soruyorum. Yani siz konuda, cevap verin. Bu konuda siyasi pozisyonunuz. Siz kaç tane ben size çok net bir siyasi bakın. Kaç lütfen siz İYİ Parti karşıtı şöyle benim yapalım. Siyasi pozisyonum yok. Hayır. Olur. Ben size net bir soru soruyorum. 1 Nisan'da kaç büyükşehir belediyesi almayı planlıyorsunuz? Efendim ben diyorum ki ben İpotek mi koydunuz milletin iradesine? Ne alakası var? Yok. Millet verecek oya sandığa girdiğimiz için. Yok şey anlamda sordum. Ben size soru falan. Ben şu andan itibaren size hiçbir soru sormuyorum. Sadece dinliyorum. Sormayabilirsiniz. Çünkü siz buraya sorulara cevap vermek için değil. Ben sorulara cevap vermek için. Başka bizi gazeteciyi suçlamak siyasetçinin başvurduğu en kolay yöntemdir. Tamam şöyle yapalım efendim. Ben de size soru sormayarak protesto hakkını kullanıyorum. Evet protesto edin. Tamamdır. Çok iyi edersiniz. Bu kadar. Ama çünkü sorunun bir anlamı yok yani. Pozisyonunu anlatayım. Siz buraya kavga etmeye geldiniz. Oyu verecek olan halk. Siz kavga etmeyin benimle. Tamam ben bir soru sorayım. Oktay Bey. Benim öyle bir derdim yok sizinle. Tamam Oktay Bey müsaade ederseniz ben size bir soru sorayım. Sonra devam edelim lütfen. Evet. Şimdi Oktay Bey